Adıyaman Ticaret Sanayi Odası, iş dünyasının yanı sıra kentin kültürel gelişimine katkı amacıyla çeşitli etkinlikler yapmayı sürdürüyor. O da memur. O da mı işe geç kalmış acaba? Atso'nun destekleriyle organize edilen tiyatro etkinliği yoğun ilgi görürken, edinilen bilgi de Mutlu Salı sloganıyla her hafta tiyatro etkinliği yapılacağı öğrenildi. Bilemeci, çok hastaymışsın. Hav hav. Evet, giden. Çok hastaydım. Hav hav. Aa, bilmiyordum Meci. Çok özür dilerim. Hav hav. Adıyaman Gölge Sanat Tiyatrosu tarafından Bir Delinin Hatıra Defteri adlı oyun Mehmet Atçı tarafından izleyicilerin beğenisine sunuldu. Konuşuyordum. Yoksa ben mi köpek canlıları sanmıştım? Tiyatrocu Mehmet Atçı yaptığı açıklamada Adıyaman'a yerleşik bir tiyatro kurulumunu hedeflediklerini belirtti. 2015'ten bu yana şehrimizde bir yerleşik tiyatro var etme çabasındayız. Bünyemizde çeşitli branşlardan, çeşitli meslek dallarından arkadaşlarımız var. Tekstilde çalışan, doktor olan, hemşire olan, öğretmen olan, değişik kurumlardan, kuruluşlardan arkadaşlarımız var. Biz 2015'ten beri dediğim gibi çeşitli oyunlar yaptık. Çocuk oyunlarından, gençlik oyunlarına, dünya klasiklerinden Türk klasiklerine. Repertuarı oldukça genişletmeye çalışan bir tiyatro grubuyuz. Bizim iki tane hedefimiz var. Birincisi şehrimizde yerleşik bir tiyatro yaratmak. İkincisi sanatı ön plan alarak hiçbir dini görüşe, siyasi görüşe hizmet etmeyen sadece sanat endeksli bir tiyatro var etme çabasındayız. Yani tabii ki her şehrin kendine göre zorlukları var. Çevremdeki arkadaşlarım da Adıyaman'da tiyatro yapmanın zorluğundan bahsediyor. Ancak bizim de şöyle bir avantajımız var. Madem tiyatro yapmak zor bir şehirde, o zaman birinin elini taşın elinin altına koyması gerekiyor. Dolayısıyla hem yapım, hem yönetmen, hem arkadaşları bir arada toplayıp bir şeyler başarmak için müthiş bir özgüvenimiz var, güdümüz var. Bunun için çaba içerisindeyiz. Atso Meclis Başkan Vekili Dilvin Şirvan Toprak, Adıyaman'ı sanatla buluşturmak istediklerini ve her hafta salı günü bir tiyatro etkinliği yapılacağını belirtirken destek beklediklerini de sözlerine ekledi. İnşallah bundan sonra her salı olmak üzere Mutlu Salı günü ilan ediyoruz ve tiyatro severleri tiyatroyla buluşturacağız. Bunun sürekliliği olacağına inanıyoruz ama sizlerin desteğiyle ve katılımınızla inşallah. Bugün de Mehmet Genç Tiyatro Atölyesi, Mehmet Hocam'ın tek kişilik bir oyunu var. İnşallah farklı oyunlar, farklı tiyatro grupları çağıracağız. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak şehrimize her türlü anlamda maddi manevi elimizden ne gelirse kapılarımızı açtık. Herkesi sanatla buluşturmak istiyorum. Her salı ve bilet fiyatlarımız da çok düşük, 80 lira. Lütfen gelin, lütfen destek verin. Hep beraber Adıyaman'ımızı hayata tutundurmaya başlayalım. Zaten ben bu deprem asrın felaketi başımıza gelmeden önceki hafta neydi o Doktor Stres diye bir oyuncumuz vardı. Onunla görüşmüştük. Hatta bir turnesi vardı. Adıyaman'ı da ona dahil etmiştik. Ne yazık ki deprem olunca ertelendi. Tüm tiyatro sanatçılarımızı buraya bize destek vermek için bekliyoruz. Halkımızın morale ihtiyacı var. Halkımızın tekrar yaşama tutunmak için sosyalleşmeye ihtiyacı var. O yüzden herkes ne yapabilirse bekliyoruz. Başımızın üstünde yeriniz var. Buyurun gelin. Bizi yalnız bırakmayın. Evet. Evet, bütün bunlar çok normal ve oluyor. İyi ama